boşalır bir dolar çocuklara. Çocuklar bir sütün insanı yorar. Gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı en son baba duyar. Acıyı tatlıyı en son baba duyar. Made in Turkey. Vallahi Sevinç, o kadar sevindim ki şu Muhtar'ın seni affetmesine. Buldu benim gibi pırlantayı, vazgeçmek istemiyor tabii. Tankut'un çizdiği o çıplak resim biraz siyasi imajımı zedeledi ama yıkılmadım. Dimdik ayaktayım. Sevinç, sen ne yapıyorsun orada Allah aşkına? Halkla ilişkiler müdürüyüm. Ne demek o? Yani gelenlerle sen mi ilgileniyorsun? Hayır, ben mahalledekilerin nabzını tutuyorum. Bilgi topluyorum, muhtara sunuyorum. Mesela bugünlerde mahalledeki fakirleri tespit ediyoruz. Aa, ne güzel, yani yardım mı yapacaksınız? Önce fakirlik belgesi vereceğiz. Sonra defter kitap yardımı yapacağız. Neyse, ben gideyim. Bugün mahallemizde ücretsiz tansiyon ölçme hizmeti başlıyor. Ay ne güzel. Yarın biter tüneyin, gelir alırsın, olur mu? Tamam, gelir alırım Şükrancığım, hadi. Hadi canım. Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Anne ben çıkıyorum. Aa, bu ne? Ne ne? Üstündeki etek. Kızım sen babanı tanımıyor musun? Vallahi babam kusura bakmasın çünkü bu yılki ilkbahar yaz modası böyle. Allah Allah! Bu yılki moda böyle olabilir. Bizim evimizin modacısı Mehmet Usta'nın koleksiyonunda yok. Her şeyime karışmayın lütfen annene. Yani canavarla mı gideyim okula? Bana bak mavi cadı. Eğer baban kızarsa benden yardım istemek yok. Anladın mı? Hoş geldiniz. Nerelerde kaldınız Dombili Bey? Kadir Bey, Müzgan Hanım'ın evini satmaktan vazgeçsek ya kimse almıyor ki. Boş boşuna ta Zekeriya köylere kadar gidiyorum ben ya. Gideceksin tabii. Ben seni koşturasın diye tuttum. Ya hem Sinan abinin de haberi yok. Bak vallahi duyarsa aranız bozulur söyleyeyim. Aramız mı bozulur? Benimle niye bozulsun? Bozulacaksa kendi karısıyla bozulsun. Sinan abiden habersiz evi satışa çıkaran ben miyim sanki? Vallahi sen bilirsin Kadir Bey. Tamam, tamam, tamam. Ben şimdi dışarı çıkıyorum. Hülya ablan ararsa müşteriye ev gezdiriyor falan dersin. Tamam. Anlaştık mı? Ha. Aha, gerçekten önemli bir şey olursa ben Atmaca Hüseyin'in kahvesindeyim. Sen git kahveye kumar oyna. Ondan sonra müşteriye ev gezdiriyorum dersin. Allah'ım yarabbim ya. Hülkem lan. Yok arkadaşım, Zekeriya köydeki ev satıldı. Sattık, evet. Sattık kardeşim, sen ne fiyatında? Tamam, iyi günler. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim bu evden kurtulmam lazım arkadaş. Hasan Mustafa'dan daha hızlıydı. Baksana çaylar hala gelmedi. Ben biliyorum onu. Hasan'ı arayayım diye işi yavaşlatma eylemi yapıyor. Alo? Alo şey... Zekeriya köydeki evinizin camında satılık ilanı var. Ne? Nasıl satılık ilanı? Satılık ilanı kardeşim. O çok değer verdiğiniz eviniz... Sizden habersiz satılacak. Siz kimsiniz? Bir dost. İşte bu kadar ya. Ne oldu Sinan ya? Benim gitmem lazım.
Nereye? Zekeriya köydeki şatonun camında satılık ilanı varmış. Kesin Müjgan'ın işidir. Zaten son zamanlarda eve laf edip duruyordu. Görüşürüz. Sevdim bir genç kadını ansam onun adını, her şey beni ona bağlar. Merhaba anne. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. İpek, hasta mısın sen? Yok değilim, sadece biraz uykusuzum. Biraz burada uyuyabilir miyim anne? Uykusuz musun? Niye, gece uyumadın mı? Uyudum. Bana bak İpek, sen yalan söylüyorsun galiba, uyumamışsın. Yani pek iyi uyuyamadım. Niye? Şeyden, uykum kaçtı. İpek, çıkar bakayım şu baklayı ağzından. Ne baklası anne ya? Bilemem artık ne baklası. Bu uykusuzluğun sebebi pek hayır değil gibi geliyor bana. İpek? Ya of, tamam ya, itiraf ediyorum. Uyuyamadım. Çünkü Tankut çok horluyor. Aa, Sinan abi gitti mi? Çaydan ümidi kesince. Keşke Hasan olsaydı değil mi baba? O çok daha hızlı getirirdi. Hiç boşuna uğraşma. O hayırsızı geri almaya hiç niyetim yok. Hasansız da dükkan ne kadar sıkıcı değil mi? Hadi hadi, işine bak, işine. Ballı süt hazırladım, güçlendirir seni. Al iç şunu bakayım. Sağ ol anne. Geceleri çalışıp gündüzleri uyumasını engelledim ama şimdi de başıma horlama çıktı. Kızım, insan kocası horluyor diye kalkar annesinin evine gelir mi? Anne ne olur bir iki gün burada kalabilir miyim? Üç gündür horultu dinliyorum. Kocanla konuşup bir çare bulsanıza çocuğum. Daha sen yeni evlisin. Önünüzde 30-40 sene var. Her horultuda buraya mı koşup gelecek? Konuşmayı denedim ama konuşunca daha beter oluyor. Tartışıyoruz. Horladığını kabul etmiyor. Eder, eder. Entel çocuktur senin kocan. Anlayışlıdır. Sen anlatmasını becerememişsindir. İyi günler Valide Hanım. Hoş geldin çocuğum. Valide Hanım, etrafta horladığıma dair bir söylenti duyarsanız sakın inanmayın, olur mu? Beyimiz ense yapıyor ha? Sen böyle yat, yat, yat. Kavun gibi yat. Maaşından 20 milyon daha kesiyor. Zaten bir şey kalmadı ki. Tır, git, git, git. Zaten sinirlerim tepemde. Yürü, yürü. Bana bak. Buralarda bir yerde iki tane 20'lik olacaktı. Gördün mü sen? He? Sana diyorum, gördün mü? Yo. Bana bak. Sen mi aldın yoksa? Hayır ya, ben görmedim. Demek paramı da çalmaya başladın ha sen? Senden hiç beklemezdim. Hırsızlık da var yani. Ne hırsızlığı ya? Ben para mara görmedim. Peki nerede benim parama? Nerede bu para? Nereye koydum ben bu paraya? Nereye gitti o zaman bu para? Buradaymış.
Sizden özür dilemenizi bekliyorum Kadir Bey. Başlatma şimdi özüründen mözüründen. Zaten sinirlerim tepemde. Gösteririm ben size taş çalmak ne demek. Adam resmen hırsız dedi ya. Yürürsün şimdi. Hanım. Evet. Kocanızın yediği nanelerden haberiniz var mı? Ne? Kocanız kahvede kumar oynuyor. Bütün parasını okeyde kaybediyor. Evine harcaması gereken paraları etrafa saçıyor. Siz kimsiniz? Bir don. İnanmıyorum ya. Neden kabul etmiyorsun horladığını? Mutfaktan bile duyuluyor. Aa. Evet. Hatta geçen gün balkona çıktım oradan duyuluyor mu diye. Oradan bile duyuluyor. Gök gürültüsü gibi valla. Yağmur yağacak sandım. Mümkün değil yeşil göz. Ben horlamam, horlayamam. Yani istesem de yapamam. Benim bünyem böyle kaba bir faaliyeti gerçekleştirebilecek bir bünye değil. Gerçekleştiriyormuş işte oğlum. Baksana şahit var burada. Evet, kafamdan mı duruyorum ben? Bugünlerde biraz streslisin yeşil gözlüm. Yani gayipten sesler duyuyor olabilirsin. Stresliyim çünkü uykusuzum canım. Stresinin nedenini içinde ara yeşil gözlüm. Çözüm senin içinde. İçindeki sesi dinle. O sana cevap verebilir. Evladım belki horluyorsundur. Yani her erkek biraz horlar. Asla. Bak beni en çok ne sinirlendiriyor biliyor musun? Horlaman değil. Horladığını kabul etmemen. Ya kabul etsen bir orta yol bulabiliriz ha? Beni hiç tanıyamamışsın yeşil gözlüm. Beni birazcık tanısaydın horlayan biri olmadığımı kabul ederdin. Ben horlayan biri olamam. Bu mümkün değil. O zaman ben de eve gelen biri olmam. Yalnız başına istediğin kadar horlayabilirsin. Hatta konser bile verebilirsin. Ah Kustas. İnsana neler yaptırıyor. Direniyor ha. Evet, inat etti. Hasan'a falan ihtiyacım yok benim deyip duruyor. Aslında harbiden yok ama neyse. Ne var Mustafa? Belki de Hasan Kadir abiyle mutludur. Değil ya. Geçenlerde aradı. Dönmek için can atıyor. Hem ben de dönmesini istiyorum. Alışmışım kerataya. Ah, vallahi buldum. Oldu bu iş. Ne? Eğer dükkana bir anda iş yağarsa babam Hasan'a ihtiyaç duyar ve geri alır. Nasıl olacak o? Bak şimdi dükkana büyük bir firmadan yüklü bir iş gelecek. Babam da Hasan'ı işe alacak. E nasıl gelecek o iş? Şey sen arar mısın babamı? Hani böyle büyük bir şirketin müdüresiymiş gibi. Ben mi? Hadi ne olur kırma beni. Şu anda benim yemekten dönmemi bekliyor dükkanda tamam mı? Bilmem ki. Ben sana ne söyleyeceğini söyleyeceğim tamam mı? Alo. Evet benim. İyi günler Mehmet Usta. Ben Firuze. Firmamızın makinelerinin arıza ve bakımı ile ilgili olarak sizinle çalışmak istiyoruz. Evet. Evet çok büyük bir firmayız. Hatta öyle büyük bir firmayız ki makinelerimizin sayısını biz bile bilmiyoruz. Vah vah vah. Yani şu ablam evlendi evleneli bir gün yüzü göremedi kız ya. Aman abartma. Zaten gitmiyor. Eve iyice yerleşecek şimdi. Çok mu horluyor abla? Hem de nasıl? Sanki gece yatakta aslan belgeseli seyrediyorum. Kızım sen yanlış duymuş olmayasın. Belki kapı filan gıcırdamıştı. Kapı gıcırtısıyla horlamayı ayırabilirim herhalde anne. Hiçbir kapı öyle horul horul gıcırdamaz. Aman iyi çocuk, iyi. Zaten bayılıyorsunuz evinizi terk etmeye. E sen de pijamasının sırtına tenis topu diksene abla. Evet, insanlar sırt üstü yatarken daha çok horlarmış. Tenis topu dikersen sırt üstü yatamaz.
Aman, horladığını kabul etmiyor ki onu kabul etsin. Aynı baban gibi. 35 senedir horlar horlamam der. E sen nasıl baş ettin anne? E demedim ki. İlk birkaç sene söyledim, baktım orada olmuyor. Seneye çektim mecburen. Ay yazık sana anne ya. Yazık tabii. Her gece uykumdan 1-2 saat gidiyor. Rampa çıkan kamyonlar gibi mübarek. Tankut kabul edecek ama, yok öyle şey. Vallahi ben olsam kameraya çeker izletirdim. Kamera mı? Tabii, o zaman hayatta inkar edemez. Ay canımsın, benim canım kardeşim. Of. Kimde kamera vardı? Elinde var, isteyeyim mi? Ay iste tabii. Oğlum ay. Allah. Mustafa. Efendim baba? Çok güzel bir şey oldu. Çok büyük bir iş aldık. Hadi ya, harika. Harika tabii ya. Görüyorsun değil mi? Ustalığın kıymetini bilenler hala var. Bu dükkana da büyük işler geliyor. Hasan'ı arayayım hemen. Bırak. Ben şu Sinan abinin dükkanına gideyim, iki laf edeyim. Mehmet Usta'nın CNC tezgahlarına yenilmediğini görsün. Şunu da al, masaya koy. Ne sevinç ya. Bak İpek'cim, buradan basınca kaydetmeye başlıyorsun. Hı. Durdurmak için yine bu düğmeye basıyorsun. Hı. Gece kaydı için de şuna basacaksın. Tamam mı? Harika. Kaset var değil mi içinde? Ne demek İpek'cim? Horlayan erkeklerle mücadele kapsamında kaset müessesemizin hediyesidir. Tabii, şimdiden mücadeleye destek vermek lazım. Kim bilir, belki abim de horluyordur. Ben kalkayım. Defne'nin yine çenesi düştü. İpek'cim, kamera yarın bana lazım. Yarın işim biter değil mi? Aa, tatlım? Tabii tabii biter, merak tamam, etme. Tamam canım, görürsün. Hadi. Güle güle. Güle güle. Yedim seni Tankut. Kızım kalksana hadi. İpek, hadi sofrayı hazırlayın. Babanız neredeyse gelir. Ben gidiyorum anne. Tankut'un da kahvaltı etmem lazım. Yemeğe niye de öyle git abla? Sofraya yardım edeyim diye istiyorsun değil mi? Hayır, hiç de diye bir kere. Özlediğim için hadi gel. Hoş geldiniz. Ne haber Şükran? İyilik. Ne bu keyif böyle ha? Hiç sorma Şükran. Çok büyük bir iş aldık. Nihayet kötü talihimizi yendik yani. Yaşasın, çok sevindim, gözün aydın. Bak aslan oğlum benim, dükkanda iş yok deyip duruyordun ha? Ya. Hadi ya, yemek yemiyor muyuz? Kurt gibi açım ben. Tamam canım, sen git elini yüzünü yıka, 5 dakikaya kadar sofrayı hazırlarız. Kızlar, duydunuz mu? Babanız çok büyük bir iş almış. Evreşe yolları dar dar, bana bakma, benim işim gücüm var. Ne yaptım ya? Hasan, Müjgan Hanım'ın Zekeriya Köy'deki evini derhal satmamız lazım Hasan. Bize para lazım Hasan. Hem de çok para lazım Hasan. Alo, Hülke Emlak. Zekeriya Köy'deki bir evin üzerinde satılık ilanı gördüm beyefendi. Zekeriya Köy mü? Evet efendim, o evle biz ilgileniyoruz. Tabii efendim, buyurun gelin. İndirim mindirim yaparız efendim. Hallederiz. O ev kime ait biliyor musunuz acaba? Evet efendim, Müjgan Hanım'a. Yanıldınız. Doğru cevap Sinan Bey. Olacak. Sinan abi. Kızım şuna biraz daha koysana. Bol koy, bol. Tamam baba. Eline sağlık hanım, çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım. Çok para kazanacak mısın baba? Kazanırız herhalde ya. Dünya kadar iş var. Arayan firma çok büyük bir firmaymış. Of ya, dedim Pelin'i o kadar abartma diye. Benim aslan oğlum. Al canım benim, canım. Duaları tuttu. Ay maşallah, anne, koç bu, anne. Koç. Ben doydum. Afiyet olsun. Hayırlı olsun baba. İnşallah iyi olur. Sağ ol kızım. Tankut nerede? O da gelseydi yemek yerdi çocuk. Tankut horladığı için cezalı baba. Horladığı için mi? Ya o da senin gibiymiş. Gece karısına serenat yapıyor. Kim? Ben mi serenat yapıyorum?
Ben anlamam serenattan falan. Shakespeare miyim ben ya? Shakespeare değil baba, Romeo. Romeo Juliet'i horluyordu. Ay, aman ya, serenat yapıyordu. Su. Baba, erkekler neden horladıklarını kabul etmez? Bilemiyorum. Horlayan birini bulup ona soracaksınız. Horlamana bir şey demiyoruz hadi. Ama bari kabul et. Ayıp değil ki horlamak. Niye kabul edeyim efendim? Bir iki tısıldarım, o kadar yani. Hayatta horlamam. Tıslamak da tıslamak yani. Fener gol attığında o kadar bağırmıyorsun ayol. Tuz. Mehmet, sana bir şey soracağım. Eğer horluyor olsaydın... Yani horlamıyorsun tamam da, horluyor olsaydın diyorum. Sırf ben rahatsız olmayayım diye sırtına tenis topu dikilmesine razı olur muydun? Tenis topu mu? Sırt üstü yatmayı önlemek için baba. He? Razı olur muydun Mehmet? Eğer horlasaydım razı olurdum efendim. Ama horlamıyorum. Canım benim canım. Biliyordum beni sevdiğini. başka ne yemek var? Ben bir de getireyim. Ben de geleyim yardım edeyim. Anne. Bu kamera nasıl çalışıyordu? Hayır anne, kamera bu gece bana lazım. Aa, yarın o kaseti seyrettiremezsen vallahi çatlarım. Ya, sen yarın çekersin. Ya ama yarın Pelin'e geri vermem lazım kamerayı anne. İyi o zaman, çağır Tankut'u, o da burada kalsın. Sen onu ebelersin, ben de babanı. Yani babamın horladığını ispatlamak 35 sene sonra mı aklına geldi? 35 sene önce elimde kamera mı vardı? Taş plağı mı kaydetseydim? Tamam, ben Tankut'u çağırdım. Mehmet. Ben de o tenis topunu senin pijamana dikmezsem bana da şükran demesinler. Mustafa. Efendim baba. Bu gece erken yatıp dinlenelim. Firuze Hanım yarın yollayacakmış parçaları. Peki baba. Baba, Hasan'a ihtiyacımız olacak mı? Arayayım mı? İhtiyacımız falan olmayacak efendim. Ben onun yaptığı işi tek elimle yaparım. Vallahi sen yaşlandın Mehmet. Bırak gelsin işte çocuk. İstemez efendim, istemez. O bana inanmadı. Dükkanımızın yüklü işler alacağına, para kazanacağımıza inanmadı. Ustasına güvenmedi. Ama ben yıkılmadım. Ayaktayım. Oflama, oflama. O zaman biz de... Ben baktım. Devam ediyoruz. Aa, hoş geldiniz. Merhaba Defne'cim. Aa, hoş geldin canım. Gel gel, geç otur. Damadınız Kadir Bey buralarda mı acaba Şükran? Yok, çok şükür. Ne oldu, hayırdır? Biri beni Sinan'a ispiyonlamış Şükran. Ya, ben o sırada yanındaydım. Zekeriya köydeki evi ondan habersiz satıyormuşsunuz galiba. Aa. Evet, annem kendi başına iş yapmış yani. Ne demek kendi başına? Bizim evliliğimiz babanın krallığı değil canım. Gel biz mutfağa gidelim Pelin'cim. Tamam. Çok mu kızdı Sinan Bey? Çok. Hay Allah. Ben bakarım canım. İyi akşamlar. Sinancığım hoş geldin. Geç. Geç otur, geç. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Sinan Bey, nasılsınız? İyiyim Şükran Hanım. Tabii arkamdan iş çevrilmediği sürece. Aman canım büyütme ya, benim her zaman başıma gelen iş bu. Yok canım, büyütmüyorum zaten. Kurtardım evimi. Bütün camlara asla satılık değildir diye yazı astım. Ben o evden soğudum Sinan. Anlatamıyorum galiba. Ve benden habersiz satmaya kalktım. Ben de kendi başıma bazı kararlar verebilirim değil mi Sinan? Tabii hayatım. Bundan sonra ben de öyle yapacağım zaten. Hayır Sinan, buraya yeniden başlayamazsın. Hay Allah. (Gülüyor)
başladım. Senin anlayacağın başımız büyük dertte Pelin. Ne yani, şimdi babamı kandırdınız mı siz? Hasan'ı işe geri alsın diye yaptık. Ne bileyim ben bu kadar çok sevineceğini. Ay, inanamıyorum size. Sen de çok büyük attın ama Pelin. Yarın yollarız falan demeyecek. Sen dedin. Vallahi bu işi iptal ederseniz babam çok üzülür. Edeceğiz tabii. Pelin'in babama makine parçası yollayacak hali yok ya. Hasan'ı istedi mi peki? Onu da istemiyor. Ne olacak şimdi? Birkaç gün babamı oyalayacağız. Yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum. Nereye Müjgan Hanım? Pro kokusu olan bir yerde bir saniye duramam Mehmet Bey. Sen de o pro ile eve gelmeyi sakın düşünme Sinan. İnanır mısın? Şimdi aklımdan o geçiyordu. Ay, alıp prosunu gitse bari. Her yer kokacak şimdi. Mehmet Usta, bir mahsuru yok değil mi? Yok canım, iç. Ben de bugün sağlam bir iş aldım. Sağlam bir iş? Ya, haber vermek için senin dükkana uğradım ama yoktun. 2 saat anlatır şimdi. Batacak ev. Biz neden burada kalıyoruz? Bir değişiklik olsun tatlım. Hem belki yer değişikliği horlamana da iyi gelir. O konuyu kapattık sanıyordum yeşil gözlüm. Ben hiç horlamadım, asla da horlamam. Tamam hayatım, tamam. Sen horlamıyorsun. Hadi şimdi yat, uyu. Uyuyamam ki. Aa, uyuyamaz mısın? Uyuyamam neden? Tabii. Burası pis pro kokuyor. Uyursun hayatım, yatarsan uykun gelir. Uyuyamam yeşil gözlüm, uyuyamam. Uyursun. Hadi. Allah rahatlık versin Şükran. Sana da hayatım. Birazdan başlar horlamaya. Of ya, kim içti şu proyu? Evimize gidelim ya. Sen yerini yadırgadın galiba. Hadi sen yat istersen, ben sana ninni söyleyeyim ha. Ninni mi? Evet. Hadi sen yat şimdi hadi. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. O bostancı danayı. Thank you.
Sağ ol canım. Oh, mis gibi de kokuyor ya. Oh. Günaydın. Günaydın. Günaydın dama. Günaydın çocuğum. Oh, hadi günaydın. Otur ben sana çayını koyayım. Nasıl? İyi uyudun mu kanepede? Sabaha karşı biraz dalmışım. Fro kokusu beni çok rahatsız etti. Evet Mehmet. Bir daha Sinan Bey öyle iç iç deyip durma Allah aşkına. Evden kokusu çıkmıyor sonra. Çıkar çıkar merak etme. Anne video hazır. Tamam. Mehmet. Hı. Çok güzel bir film var. İşe gitmeden önce seyretmek ister misin? Film mi? Ay evet çok güzel seyretmeni istiyorum lütfen. Hadi sen de Tankut. Bu saatte ne filmi hayatım? Korku filmi. Tövbe tövbe. Sabahın köründe ne korku filmi ya? Ben sevmem korku filmi filan. Baban sevmez, seyretmekten hoşlanmaz, oynamaktan hoşlanır o da az yani. Hadi Mehmet lütfen. Ya Şükran bırak şu sucuklu yumurta soğumadan yiyeyim biraz ya. Ben sonra onu sana ısıtacağım, ya yeniden Allah pişireceğim. Allah. Gel bırak çocuğum bak, gel. Vallahi gel, bakıyor gel, bize gel. Ya. Gel. Şükran bırak. Bayılacaksın bak. Hadi Tankut hadi sen de hadi. Önce bir çay içseydik. İçersin, önce şu gişe rekorları kıran filmi seyret de öyle hadi. Ya çekiştirme tamam mı? Gel otur, otur şuraya gel. Evet, filmimiz başlıyor. Ya delirtmeyin insanı Allah aşkına ya. Ben iki saat film falan seyredemem burada. Bayılacaksın diyorum Mehmet. Ya ne bayılacağım be, ne bayılacağım? Korku filmi mi bu? Bu ne bu? Horladığının ispatı. Hakikaten korkuşmuş Peder Bey. Kim çekti bunu? Ben. Bizzat ellerimle. Nasıl? Güzel olmuş mu? Bence harika Valide Hanım. Bunun devamı da çok tutar. Yağmur. Şimdi horladığına inandın mı Mehmet Bey ha? Tamam. İlahi Valide Hanım, nereden geldi aklınıza? İpek? Ha? Bir şey mi dedin Tankut'cum? Horlamandan duyamadım da. Ben gidiyorum. İşim gücüm var benim. Mehmet, sözünü unutmak yok. Bana bak. Pijamanın arkasına tenis topu dikeceğim. Öyle uyuyacaksın. Söz vermiştin unutma. Ya insanın özel hayatı kameraya alınır mı? İnsan hakları denilen bir şey var ya. Ayıptır bu sizin yaptığınız. Ayıp. Bırak. Şöyle. Ben giyerim. Bırak. Sen onu da laf edersin ya. Olamaz. Fotomontaj bu. Hayır değil canım. Ben horlayan bir insan olamam. Nasıl bu kadar kaba olabilirim? Biz bunları her gece dinliyoruz damatçığım. Şimdi anladın mı bizi? Bu imkansız. Çok utanıyorum. Bir daha asla uyumayacağım. Tankut'cum herkes horlayabilir canım. Ben herkes değilim. Ben bir sanatçıyım, bir ressamım. Ressamlar incedir, naiftir. Ressamlar horlamaz.
Hayır. Asla. Bir daha asla uyumayacağım. Dur Tankut, bekle beni. Çocuğum ne var burada? Tankut. Allah Allah. Adam yıkıldı anne ya. Sevgiye. Her şey bitti anne. Her şey bitti. Ne oldu çocuğum yine? Babam kumar oynuyormuş anneanne. Kim ulan bu bir dost denilen herif? Bilmiyorum dedi. Hem evliliğimle hem kariyerimle oynuyor. Basit bir okey oyununu kocaman bir kumar diye yutturmuş karıma. Vay alçak vay. Evet. Sinan Bey'i arayan da o. O da aynı o bir dost. Kimmiş acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama Zekeriya köydeki evin satılmasını istemeyen biri. Beni mahvetmek isteyen biri. Eğer birincilikte bir iş adamıysan pro eline yakışır. Ama değilsen sırıtır. Ben bu parmaklara ait değilim diye haykırmak isterim. Firuze Hanım arasa da biz de artık lig değiştirsek. Firuze Hanım hangi fabrikanın müdiresi demiştin? Bilmiyorum, söylemedi. Yapma Mehmet Usta. Böyle insanlar önce kendilerini tanıtır. Seni kandırmış olmasınlar. Ne kandırması canım? O kadar toy muyuz yani? Biz yine de kötüsünü hazırlayalım kendimizi. Değil mi Sinan abi? Tabii canım. Bu küçücük dükkana o kadar büyük iş gelir mi? Aha. Geldi işte. Alo. Mehmet Usta merhaba. Firuze ben. Size yollayacağımız makinalarla ilgili olarak bir aksilik çıktı. Biraz gecikecek. Ha yok yok, sizin aldırmanıza gerek yok. Biz yollarız. Peki Firuze Hanım. Hangi firmayla çalışacağımızı öğrenebilir miyim sakıncası yoksa? Çok büyük bir firma. Evet. Üretiyoruz. Fincan üretiyoruz. Evet, burası çok büyük bir fincan fabrikası. İsmi de Finsan. Evet Mehmet Usta, Finsan. Finsan. Tamam Firuze Hanım, tamam. Ben yarın sizden telefon bekliyorum. İyi günler. Duydunuz değil mi? Çok büyük bir fincan fabrikasıymış. Ne kadar iş yaparsın tahminen Mehmet Usta? Bir pro yakacak kadar yaparız herhalde. Yak o zaman. Bu mendil ne? Neden Ayşe'nin biçimini almıştı? Bilmiyorum. Bu mendili kullanarak sesini değiştirdin, öyle değil mi? Hadi söyle. Hayır, ben o mendille Ayşe izlemiştim. Zekeriya köye gidip evi göstermek için bizi sen ispiyonladın değil mi? Sinan abi de sen aradın, öyle değil mi? Hayır, aramadım. Sinan, iyi misin ya? Biraz bütün konuşmuş. Oğlum koş ambulans, tart koş. Ya ambulans gelmeden kaybederiz mağazalı. Doğru git bir araba bul, çabuk. Biraz tamam dur, geliyor araba geliyor. Hadi söyle, itiraf et. Bir dost sensin değil mi? Hayır. Biliyorum, saklama benden. Yalan. Sen dombilisin. Hayır. Sen dombilisin evet. Benden nefret ediyorsun. Hayır. Hülya'yı da telefonla sen aradın değil mi? Aramadım. Hadi itiraf et. İtiraf et. Evet. Ben aradım, itiraf ediyorum. Çünkü sen beni hor gördün, aşağıladın. Bana hırsız dedin. Sürekli maaşımı kestin. Koşturdun diller gibi. Çayla şekerini bile bana karıştırdın. Söyleseydin ya be oğlum, karıştırmazdık. Ne bileyim ben senin bozulduğunu? Ben işi bırakıyorum Kadir abi. Bu iş bana göre değil. Yapma ya, ne güzel de kilo vermeye başlamıştım ben sen. Elveda Kadir abi. Merhaba anneciğim, hürmetler. Verin elinizi öpeyim. Bana bak damat. Sen kumar mı oynuyorsun kahve köşelerinde? Kim ben? Kumar yok anneciğim. Nereden çıkardınız yani? Bir daha duyarsan babana söylerim, senin ipini o çeker. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı anneciğim. Nerede Hulya? Mutfakta. Ceren! Efendim anneanne. Ceren! Güzel yavrum, mavişim benim. Hadi gel, biz dedenin pijamasına top dikeceğiz. Ah, niye anneanne? Bu gece uykusunda top oynayacak da ondan. Hadi.
Oğul ya. Git Kadir. Git sen arkadaşlarına kahvede okey oyna. Okey mi? O ne ya? Ben okeyin olsunu bile oynamadım. Tamamen iftira. Ne iftirası? Sevinç teyze bile duymuş kumar oynadığını. Pırlanta Sevinç. Evet. Kesin o çıkarmıştır bu söylentiyi. Yoksa ben okeyin neyle oynandığını bile bilmiyorum. Neydi okey, bir kağıt oyunu muydu? Sus Kadir, sus. Senin yüzünden muhtarlık bize fakirlik belgeleri öneriyor. Sen hala yalan söylüyorsun. Fakirlik belgesi mi? Evet, fakirlik belgesi. Sosyal yardım yapmak istiyorlar. Hep senin yüzünden. Nasıl sosyal yardım yani ya? Nakit mi? Sen ağlama. Dayanamam. Ağlama göz bebeğim. Sana kıyamam. Ağla yüreğim, senin olsun. Yüreğin bende kalırsa yaşayamam. Bu tenis topunu nereden buldun? Vallahi çocuğum, bizim evde biraz dolaş. İstediğin her şeyi bulursun. Ev ev değil, hırdavatçı dükkanı. Benim düşmanlarımın olması, sağa sola telefon ederek kumar oynuyor diye hakkımda atıp tutmaları çok normal. Ama iyi ki o iftirayı atmışlar. Yoksa karımın mutsuzluğundan asla haberim olmayacaktı. Yoksa onun hayatından çekip gitme, ona mutlu bir hayat armağan etme şansım hiç olmayacaktı. Şimdi eve gidiyorum. Ceren'in doğumunda çektirdiğimiz o mutlu aile fotoğrafını almaya. Sizi asla unutmamak için. Elveda Hülya. Kadir! Gitme! Ya Şükran, nerede bu pijamanın üstü? Bulamıyorum bir türlü. Bana sorsana şekerim. Pijamanı işte burada duruyor. Al şekerim. Getir ver canım. 30 saattir arattırıyorsun beni ya. Ya saçmalama Allah aşkına ya. Söz verdin Mehmet, giyeceksin. Ya söz, tamam söz. Vallahi horlamayacağım ya. Olmaz. Oh. Doktor Sinan Bey'e Pro'yu yasaklamış diye duydum. Evet, öyle oldu. İyi olmuş. Zaten pis bir şey. O... Dilimi eşek arısı soksaydı da sözümüz vermemiş olsaydım ya. Mustafa abi. Vay Hasan, neredesin? Ne zamandır arıyorum ya. Hiç, oralarda buralarda işte. Geç otur, bak poğaça sıcak. Ye hadi. Yok abi, iştahım yok bu aralar. Bırakmışsın eniştemin dükkanı. Bıraktım abi. Olmuyor başka dükkanda, alışmışım buraya. Babam inat ediyor Hasan. Almam işe diyor. Biliyorum. Seni işe alsın diye bir de yalan söyledik ki. Ne yalanı? Büyük bir iş verecekmiş gibi dükkanı aradık. Çok iş olursa işe alır diye seni. E'si babam öyle bir beklentiye girdi ki 3 gündür telefon bekliyor firmadan. E tabi öyle bir firma yok. Öyle bir işte hiçbir zaman olmayacak. Hadi ya. Tüh. Çok üzülecek desene. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum Hasan. Müzik.
Belki bugün ararlar ha? Sen canını sıkma. Belki ararlar. Ararlar, ararlar. Belki de vazgeçtiler. Aa, niye vazgeçsinler canım? Neyse Mustafa abi, ben kaçayım artık. Bana bak, nereye oğlum? Kütahya'da bir tane hala oğlu var benim, onu arayacağım. Oralardan iş baksın bana. Kütahya mı? O nereden çıktı ya? Burada iş yok abi, ne yapayım, mecburum. Bana bak, sen bekle, babam gelsin, son bir kez konuş onunla. Yok Mustafa abi. Ustayı çok kırdım ben, onu terk ettim. O beni en kötü gününde bile kovmadı ama ben aldığım parayı beğenmeyip gittim. Artık onun yüzüne bakamam ben. Geldim. Hoş geldiniz geçen canım. Hoş geldin. Geç. Anne, söyler misin Tankut'a? O kasetleri biz kendi elimizle montajlamadık mı? Hangi kasetleri? 3-4 gün önce Tankut'la babama şaka yapmak için çektik ya. Hani Tankut'un görüntüsünün üzerine Mustafa'nın horlamasını kaydettik. Öyle mi oldu? Ha, ha, evet evet. Şimdi hatırladım. Hadi artık bir yatıp uyur musun canım? Hadi lütfen. Uyumam. Uyursam horlarım. O senin horlaman değil ki hayatım. Sana şaka yaptık biz. Günden beri uyumuyor mu? Uyumuyor anne. Horlamayı kendine yakıştıramıyor. Hadi uyu. Hayır, uyuyamam. İstemiyorum uyumayı. Hayır, istemiyorum. Çocuğum, o şakaydı. Şaka ya. Biz öyle komiklik olsun diye yaptık. Tabii. Öncesini çektik. Sonra Mustafa'dan horlama kaydı aldık. İkisini yapıştırdık. Doğru mu bu Valdan? Doğru tabii çocuğum. Kızım, ben sana söylemedim mi böyle şaka olmaz diye? Ressam adam horlar mı hiç? Tankut'cum, bak çok zayıf düştün. Hastalanacaksın diye korkuyorum. Ben değil miydim yani o? Değildin hayatım. Şakaydı değil mi? Şakaydı. Ben horlamıyorum yani değil mi? Horlamıyorsun. Bir şey olacak sandım anne ya. İnsan 4 gün uyumaz mı? Sana bir şey söyleyeyim mi kızım? Ne anne? Bunu önümüzdeki 40 sene boyunca susturabileceğini hiç sanmıyorum. Sana geçmiş olsun kızım. Geçer yakında babamın kederi, unutur o. Ya niye böyle bir yalan söyledim ki? Nefret ediyorum kendimden. Çok üzdüm babamı. Sen merak etme abi, baban güçlüdür. Annem hepsini odamın tavanına boyamıştı. Ondan dur, söz etmiyoruz. Söz edecek bir şey yok. Merhaba Şükran yenge. Hoş geldin. Nerelerdeydin sen? Bak ustan orada. Hadi geç. Geç. Gitmeyin. Selam usta. Nasılsın? 12 yaşında. Hoş geldin evladım. İyiyim, sağ ol. Nasıl gidiyor bakalım Hasan? Ne işler yapıyorsun çocuğum? Kütahya'ya gidiyorum Şükran yenge. Biletimi aldım. Kütahya'ya mı? Evet. Haloğlu'nun yanında manavlık yapacağım. Ben buraya vedalaşmaya gelmiştim usta. Sana gitme demeyi çok isterdim evladım ama
Artık bizde de iş kalmadı. Annelerin hep yaşayacak. Senin o dağlar gibi Mehmet Usta'n yıkıldı artık. Öyle deme Mehmet, ne demek o? Öyle Şükran, öyle. Bütün gün iş gelsin diye gözümüz kapıda bekliyoruz. Eskiden böyle miydi ya? İzmit'ten, Adapazarı'ndan, ta Edirne'den parça gelir. Bunu yapsa yapsa Mehmet Usta yapar denirdi. Ama şimdi Mehmet Usta modern tezgahlara yenik düştü. Hayır, düşmedi canım. Mehmet Usta dimdik ayakta maşallah. Yok Şükran, yok değil. Artık Mehmet Usta ile dalga geçiyorlar. Niye? Çünkü Mehmet Usta iki parça işe çocuk gibi sevinecek hallere geldi. Hiç itibarım kalmadı artık. Belki de biri sırf zevk için işletti beni. Ama iyi oldu. Artık bırakıyorum. Emekli oluyor. Hayır baba. Seninle kimse dalga geçmedi. Seni arayan bendim. Yani bir arkadaşımdan rica ettim. Aa, niye? Çok iş gelecek diye düşünerek belki Hasan'ı tekrar işe alır diye. Ama işlerin bu hale geleceğini düşünmemiştim. Yani o firma gerçek değildi, öyle mi? Değildi baba. Neyse ustacığım, ben gideyim. Otobüsüm az kaldı. Öpeyim elini. Hiçbir yere gitmiyorsun Hasan. Yok usta, gideyim ben. Çok yük oldum sana. Bak bunu duymamış olayım, tamam mı? Senin yerin benim yanım. Sen bana Bahri Usta'nın emanetisin. Yani şimdi emekli olmuyor musun baba? Ya bu zirzoplara iş emanet edilir mi? Baksanıza işleri güçleri oyun, kandırmaca. Canım aslan benim. Ben ödemeyi biliyorum. Acıyı tatlıyı en son bak.